Hepsi de zaten ülkemizin gururu. Aman bizim takım aslında gerisi önemli değil valla. Kenan Yıldız, Arda Güler ve Semih Kılıçsoy'u üçünü bir yerde oynatırsa daha iyi olur. Milli takımda Arda Güler'i seviyoruz biz de. Ben Barış Alper Yılmaz'ı görmek isterim ve maçın 2-1 biteceğini düşünüyorum. Bugün inşallah Samet oynamaz. Ben maçın sonucunun beraberlik olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Çekya da güçlü bir takım. Bu akşam milli takımımız Çekya ile karşı karşıya gelecek. Sence maç sonucu ne olur ve milli takım kadrosunda kimleri görmek istersin? Bence kazanırız ve Arda'yı, Kenan'ı görmek isterim. Mert Müldür'ü görmek isterim. İnşallah kazanırız. Hepsi de zaten ülkemizin gururu. Samet ve Altay'ın çok hatası oldu son maçta. Ondan önceki maç çok güzeldi. Yine Arda'yı görmeyi çok isteriz yani. Ben fanatik Galatasaraylıyım ama hani milli takımda şu bu yok. Arda Güler'i görmek isterim. Ben gençleri çok görmek isterim. Yani genç dediğimiz abilerimiz tabii ki de. Bence onların payı daha büyük olacak gibime geliyor. Bir de defans falan da çok önemli yani bu maçlarda. Yani tüm oyuncuların yeri ayrı ama hani oynayabilenler genelde oynatılsa çok iyi olur. Aman bizim takım olsun da gerisi önemli değil valla. 1-0 olsun bizim olsun diyorlar ya, o olsun. Dur şu an hiç skor şey yapamadım. Şu an yenildim. Bence Montella artık Semih Kılıçsoy'u oyunu almalı. Evet, antrenmanlara da artık almalı. Ama haklı. Kenan Yıldız, Arda Güler ve Semih Kılıçsoy'u üçünü bir yerde oynatırsa daha iyi olur. Barış Alper'in yerine, diğerlerinin yerini alırsa çok iyi olur. Maç skoru da bence 3-1 bizimkiler alır. Ben de onu dedim de söylemedim ama ben çekiyorlar. Yani yok, inşallah olmaz. İnşallah Türkiye alır. Montella'nın artık gitmesi lazım bence. Ya düzgün oynatsın. Evet. Yani Semih Kılıçsoy'u da alırsa oyuna çok iyi olur. Gönlümüz Türkiye'den yana. Bilmiyorum o yüzden. Arda'gileri falan söylüyorsunuz. Onları biliyorsunuz herhalde. Onları biliyorum canım. Neler düşünüyorsunuz? Arda Güler sizce nasıl bir topçu, futbolcu? Bence çok başarılı. Yani çok küçük bir yaşta büyük bir şeyler başardı. Bu kadar. Görmek ister misin? Görmek isterim, evet. Bir de ben Fenerbahçe olduğum için Mert Hakan Yanacı'da. Onu da istiyorum. Kazanırız umarım. Kazanırız gibi geliyor. Bilmiyorum. Arda Güler'i görmek isterim. Çünkü bildiğim yani o var sadece açıkçası. Bir de izlediğim kadarıyla Portekiz'e yenildik. İkinci olursak, Çekya'yla kazanırsak ikinci olarak ayrılıyormuşuz sanırım. İnşallah kazanırız. Futbolla çok bir alakam yok. Kadroyla falan da bir alakam yok. Ama Çekya kazanır diye düşünüyorum. Motivasyon eksikliği diyebilirim. Arda Güler çok eskidi sanki. Arda Güler. Evet, Turan değil. Arda Turan zannettim. Yani bilemiyorum. Bana biraz çok da başarılı gelmiyor. Ne kadar ödül falan almış olsa da sanki magazin için. Bugünkü maçı bilmiyorum ama Dünya Kupası'nda çok iyi yere gelemeyecek gibi hissediyorum. İzlediğimiz maçlardan dolayı daha güçlü olmamız gerekiyor. Çok güçlü takımlar var. Bugünkü skorda belki bir gol atabilir miyiz bilmiyorum. Yani çok takip etmiyorum ama milli takımda Arda Güler'i seviyoruz biz de. Arda Güler'i görmek isterim ilk baş. Ondan sonra büyük ihtimal yeneceğimizi düşünüyorum. Ama Portekiz'e yenildik. Ondan sonra bir tık mutsuzluk olabilir. Ama gene de biz yeneceğimizi düşünüyoruz. Yeniyoruz da zaten çoğunluğunu. Farklı bir düşüncem yok yani. Yeneceğiz kesin. Yenmek de var, yenilmek de var ama yeneriz diye düşünüyorum ben. Portekiz'e düşünüyorum biraz. Yani Portekiz'e bir aksilikler yaşadık. Bir tık da Ronaldo'nun olması avantajı vardı zaten. Onun şutları falan güzel mesela ama Arda Güler de performansını tebrik ediyorum. Güzel oynadı. Berabere biteceğini düşünüyorum. Her ne kadar kazanmamızı istememize rağmen. Birazcık gerçekçi olmamız lazım. Çekya çünkü çok zorlu bir rakip. İlk başta Arda Güler'i tabii ki ilk 11'de görmek istiyoruz. Geçen maç birçok spekülasyon çıktı ama ben Montella'yı biraz haklı buldum. Çünkü riske atmak kötü olurdu Arda'yı. Portekiz bizden birkaç gömlek üstünde yani biraz gerçekçi olmak lazım. Ben Barış Alper Yılmaz'ı görmek isterim ve maçın 2-1 biteceğini düşünüyorum. Arda Güler'in yorgunluğu var diyorlar ama o olmaz herhalde, o da oynar. Böyle ama Samet Akaydın yerine Mire oynasın yeterli. Portekiz maçında zaten yani defans hattımız ve kalecimiz çok kötüydü. Yani o yüzden ben kalecide Uğurcan yerine Mert, yani Uğurcan ve Altay yerine Mert Günok'u koymak çok isterim. Ben Kerem Aktürkoğlu'na ona Kenan Yıldız'ı koyarım, bu kadar. Bir de Samet Akaydın kesin oynatmam. Öyle hatası var. Çok hata yapıyor, kendi kalesine gol atıyor. 2-0 Türkiye. Aynen. Önceki maçları nasıl değerlendiriyorsun? Gürcistan'daki çok iyiydi de Portekiz'deki işte şanssızlıklar yüzünden gol yedik öyle. İnşallah yenerler ya, öyle diyeyim. Vallahi abi Arda'yı oynatsınlar, gençleri oynatsınlar, elensek bile öyle elenelim yani. Vallahi abla
Çekya ile beraber kalırız gibi geliyor bana ama bilmiyorum yani. Maç sonucu ne olur? Yani gönlümüze sorarsanız yeneceğiz ama biraz zor görünüyor. Çünkü Portekiz maçında çok kötü oynadılar. Kendi kalesine gol attı Samet. Bugün inşallah Samet oynamaz. Ben Galatasaray olduğum halde Kerem'in de oynamasını istemiyorum. Forvet'te bu Beşiktaşlı bir genç bir çocuk var. Onu oynatırsa belki gol atabiliriz. Zor bir maç, inşallah yeneriz. Ama ben sanki berabere kalacaklar gibi geliyor bana. Kaleciyi de pek tutmuyorum. Altay çok iyi bir kaleci değil gibi geliyor sanki bana. Kaleci Mert olursa gol yemez diye düşünüyorum. İnşallah yeneriz. Vallahi kimler olması konusunda bir bilgim yok. Arda Güler olursa güzel olur. İstikrarı olması lazım. Sürekli kadro değişiyor. Bu olumsuz bence. Ben maçın sonucunun beraberlik olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Çekya da güçlü bir takım. İlk maçını izledim. Portekiz'de başa baş oynadılar. Biz biliyorsunuz son anda bir şeyler yapan bir ülkeyiz, bir takımız. O sebeple sanıyorum işte canın dışına takacak bizim çocuklar ve bu maçı beraberlikle bitirip 16'ya kalacaklar diye düşünüyorum. Maçla hiç alakam yok. Fakat Türkiye kazansın inşallah.